Mutfağımdan herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oğlum için doğum günü hazırlığı yaptım. Hep birlikte böyle aşama aşama izleyelim. Sizler genelde vloglarımı çok beğeniyorsunuz. Ben de elimden geldiğince paylaşmaya devam ediyorum. İnşallah beğenirsiniz ve devamının gelmesini isterseniz lütfen yorum kısmına yazmayı da unutmayın. Doğum gününün ilk tarifi saçaklı poğaçadan başlayalım. Geçen gün tarifini sizlerle zaten paylaşmıştım. Bir tepsiyi dilimleyip arasına labne peyniri sürüp kenarlarını maydanoza bulamıştım. Ve ikinci tepsi çünkü çok bereketli bir poğaça. ikinci tepsiyi de saklama kabına doldurup böyle hava almayacak şekilde hemen dondurucuya kaldırdım. Dondurucuya kaldırdığım bu sade poğaçalarla hamburger yapacağım. Geriye kalan bir tepsiyi zaten süslemiştim. Birinci tarifimiz hazır. Hemen ikinci tarifimize geçelim. Çocuklarımın doğum günlerinde dışarıdan böyle pasta almak istemiyorum. Kendim evde böyle dilediğim gibi çocukların zevkine göre hazırlamak istiyorum. Doğum günü pastası için eğer normal pasta yapacağınız zaman pandispanyasını mutlaka bir gün önceden hazırlayın. Ben de doğum gününden bir gün önce pandispanyamı hazırladım. Doğum günlerine pasta yapınca herkesin en çok çekindiği nokta böyle pandispanya hazırlamak. Pandispanya'nın bütün püf noktalarını vererek aşama aşama anlattım. Bir sonraki videoda sizlerle olacak. Hemen pandispanyamızı ters çevirelim. Soğuduktan sonra streçleyip buzdolabına kaldırabiliriz. Doğum günü pastasını sade yaptığım için kurabiyeleri böyle kakaolu çikolatalı yapmak istedim. Bonibonlu kurabiyeyi geçen gün yine tarifini sizlerle paylaşmıştım. Özellikle Instagram hesabımdaki takipçilerim bu tarifi o kadar çok denediler ki çok güzel geri dönüşler aldım. Ve gerçekten doğum gününde çocuklar bu kurabiyeye bayıldı. Tabii çocuklar kadar büyüklerinde sevebileceği bir kurabiye oldu. Bonibonlu kurabiyenin yapımı gerçekten çok kolay, çok fazla malzemesi olmayan harika bir tarif. Tabi bonibonla süslemek istemeyenler fındık, fıstık veya çikolatayla da süsleyebilirler. Kıyır kıyır bir kurabiye hatta birkaç gün dışarıda kalsa bile kesinlikle bayatlamıyor. Kurabiye ve pandispanyayı bir gün önceden hazırladım. Sizler de bir iki gün öncesi hazırlayabilirsiniz. Doğum gününde işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Pandispanyamı bir gün buzdolabında beklettim. Böyle strece sararak bekletirseniz hiçbir şey olmaz. Hatta isterseniz dondurucuya bile kaldırabilirsiniz. Bir ay falan da kalabilir. Pastanın pandispanyasını bir gün önceden yaptığım için çok güzel dinlendi ve gerçekten böyle dilimlemesi oldukça kolay oldu. 3 katlı bir pasta yapacağım. Yine yumuşak bir krema hazırladım. Arasını muz ve çikolatayla süsleyeceğim. 3 katını oluşturduktan sonra buzdolabına kaldıralım biraz dinlensin. İçecek olarak da ev yapımı limonata yapmak istedim. Normalde limonata tarifimi daha önceden zaten sizlerle paylaşmıştım. Böyle elle yoğurarak, ovalayarak pastane usulü limonata hazırlıyordum. Biraz vakit daraldığı için hamur makinesinde yapmayı tercih ettim. İyi ki de yaptım. Birkaç dakika içerisinde limonatam hazır oldu doğum günlerinde içeceği hazır almayı kesinlikle tercih etmiyorum. Ev yapımı olması her açıdan çok daha iyi olacaktır. Çocuklar genelde limonatayı çok seveceği için de limonatayı tercih ettim. Rengi, lezzeti gerçekten tam kıvamında ve acısı olmayan çok kolay bir limonata oldu. Tarifini geçen gün sizlerle paylaşmıştım. Limonatamız hazır. Şimdi pastamızı buzdolabından çıkarıp böyle kenarlarını güzelce kapladım. Kapladıktan sonra bugün de oğlumun isteği üzerine resimli bir pasta yaptım. Resimli pasta yapmak inanın hiç zor değil. Evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Resimli kısmını pasta malzemeleri satılan yerlerden bulabilirsiniz. Kolaylıkla istediğiniz resme çıkarttırabiliyorsunuz. Pastamızı düzeltip kenarlarını süsledikten sonra buzdolabına kaldırabiliriz. Şimdi çocuklar için çok güzel bir salata hazırlayalım. 4-5 tane patatesi haşladım. Hemen tavamıza zeytinyağı, 1 tane yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ilave edip soteleyelim. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ekleyip daha sonra salçamızı kavuralım. Dondurucudan poğaçalarımızı çıkarıp hemen yağlı kağıt serili tepsimize dizelim. Zaten bu tepsi de pişirmiştim ve tekrar aynı tepsiye diziyorum. Tepsiye dizdikten sonra sıcak fırına verip hemen çözdürebilirsiniz. Vaktiniz varsa oda ısısında bile çözülebilir veya isterseniz mikrodalgada çözdürebilirsiniz. Bonibonlu kurabiyelerimizi bir gün önceden yaptık ve kesinlikle bayatlamıyor. Hatta dondurucuya bile kaldırabilirsiniz. Kurabiyelerimizi hemen servis tabağımıza alıp ve daha sonra masamıza götürebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi doğum günü hazırlığı yapmak gerçekten hiç zor değil. Yeter ki e, önceden ne yapacağımızı belirleyip böyle bir liste mutlaka oluşturalım. Ve daha sonra zaten her şey tıkır tıkır hazırlanıyor. Kurabiyelerimizi masamıza aldık ve daha sonra e, soğan ve salça kavurmuştuk. 5 tane haşlanmış patatesimizi ezip birlikte buluşturduk. Vakit çok dar olduğu için maalesef bazı aşamalarını çekemedim hazırlamış olduğumuz salçalı patates ezmemizden cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparıp yuvarlayıp daha sonra uzunlamasına yuvarlayalım ve kaşıkla bu şekilde şekil verelim. Bunlar da bizim havuç salatamız olacak. Çocuklara böyle sevdirerek tam da çocukların zevkine göre bir salata yapmak istedim. Yapımı da çok kolay, lezzeti gerçekten harika. doğum günümüze bugün yalnızca çocuklar gelecek. Çocukları yalnız davet etmek istedim. Güzelce eğlensinler. Onun için menüyü de onlara göre ayarladım. Yaptığım her şeyi çocuklar sever mi? Çocuklar neyi sever düşünerek öyle bir menü hazırladım. İnşallah bu menü işinizi çok kolaylaştırır. Havuç şekli vermiş olduğumuz patateslerimizin böyle uçlarına biraz da dereotu takalım. Tam da havuca benzetelim. Gerçekten çok güzel oldu. Bilmem sizler de beğendiniz mi? Çocuklar patatesi çok sevdiği için birinci salatamı patates salatası olarak yapmak istedim. Şimdi ikinci salatamıza geçelim. Neredeyse bütün çocukların çok sevdiği bir de makarna salatası hazırlayalım. Makarnaları önceden haşladım. Kaseme böyle 1 kiloya yakın yoğurt ve 2 yemek kaşığı kadar mayonez aldım. Çok fazla mayonez ilave etmedim. Daha sonra üzerine 1 su bardağı mısır, 1 su bardağı haşlanmış bezelye ve 1 su bardağı kornişon salatalığımızı ilave edelim. Bir paket boncuk makarnayla 2 tane havucu küp küp doğrayıp onları birlikte güzelce haşladım. Ve daha sonra soğuduktan sonra malzemelerin üzerine alıp hemen karıştıralım. Makarnalar soğuduktan sonra ilave edelim ki yoğurdunu çekip böyle kupkuru bir salata olmasın. Makarna salatamız da hazır. Hemen servis kısmına geçebiliriz. E, servisini bugün çocuklara özel olarak hazırladım. Böyle 1-2 yemek kaşığı kadar çocukların yiyebileceği kadar böyle minik e, kuplara, bardaklara doldurup bu şekilde servisi yapmayı düşünüyorum. Hem çocuklar rahatça yiyebilir hem de fazlaca doldurmaya gerek yok. Makarna salatasını bu şekilde hazırladığınızda çok lezzetli oluyor. Çok fazla mayonez kullanmayı tercih etmiyorum. Evet çocuklar için gayet güzel lezzetli ve sağlıklı tabii ki doyurucu bir menü oldu. Salatamız hazır hemen masamıza alabiliriz. Bu arada dondurucuda daha önceden köfteler hazırlamıştım. Köfte tarifinde sizlerle paylaşmıştım. Hepsinin linkini videonun alt kısmına bırakacağım dilediğinizi yapabilirsiniz. Dondurucuya kaldırmış olduğum köfteler biraz çözüldükten sonra tost makinesinde yani yağsız bir şekilde ızgara şeklinde pişirmek istedim. Çünkü çocuklar hamburgeri çok seviyor. Ben de yapmış olduğum o minik minik poğaçalardan hamburgerler hazırlayacağım. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğinizde ızgaranız yani tost makinanız kesinlikle kirlenmiyor ve gayet yağsız sağlıklı bir şekilde köftelerinizi hazırlayabilirsiniz. Tost makinesinde köftelerimiz pişerken hemen poğaçalarımıza bakalım. Hatırlarsanız saçaklı poğaçaların bir kısmını dondurucuya kaldırmıştık. Bunu istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Saçaklı poğaçada arasına labne peyniri sürüp kenarlarını süslemiştim. Tabi videoda da anlattığım gibi dondurucuya kaldırdıktan sonra ister sade yiyebilirsiniz. İsterseniz şu an yaptığım gibi hamburgerler yapabilirsiniz. Köftelerimiz güzelce kızardı. Şimdi hamburgerlerimizi oluşturmaya geçebiliriz. Hemen bir tane küçük kıvırcık koyup üzerine köftemizi alalım ve daha sonra üstünü kapatıp bu şekilde süslü süslü, minnak minnak hamburgerler hazırlayalım. Bence çocuklar bunu çok beğenecek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Saçaklı poğaça hamuruyla dilediğiniz şekillerde poğaçalar yapabilirsiniz. Hatta dondurucuya kaldırdığınızda böyle minnak hamburgerler isterseniz köfte yerine böyle kaşar peyniri koyup yine bu şekilde süsleyebilirsiniz. Evet bugün sizlerle çok keyifli, çok lezzetli ve tabii ki çok sağlıklı hepsini evde hazırlayarak çok güzel bir Doğum günü menüsü hazırladık. Bu doğum günü menüsünü çocuklara özel olarak yapmak istedim. Çünkü bu akşam çocuklar yalnız olacak, aileler olmadan böyle eğlenceli, güzel bir doğum günü hazırlamak istedim. Bugün birlikte çok güzel bir eğlenceli doğum günü masası hazırladık. Bakalım neler yapmışız. Burada patates salatasından havuç şekilli bir salata yaptık. Yapımı çok kolay, malzemesi oldukça az ve çocukların sevdiği çok güzel makarna salatamız var. Burada da minnak hamburgerlerimiz var. Bir de rengarenk çok güzel kurabiyelerimiz var. Evet. Pastamız gerçekten harika oldu. Evde sizler de böyle güzel pastalar hazırlayabilirsiniz. Birlikte çok güzel bir masa hazırladık. Hem sağlıklı hem lezzetli, gayet güzel oldu. Evet, salonu oğlum için güzelce hazırladım ve tabii ki rengi, tadı çok güzel bir limonata hazırlamıştık. Bugün de sizlerle çok keyifli bir vlogun daha sonuna geldik. Ben çekerken çok keyif aldım. Evet biraz zaman kaybı oluyor. Çok uğraştırıyor ama inanın sizler çok sevdiğiniz için ben de keyif alarak çekmeye çalışıyorum. Masada birlikte hazırlamış olduğumuz tariflerin linklerini aşağıya bırakacağım. Hepsine bakıp yapabilirsiniz. Pasta tarifi daha sonra gelecek inşallah. Sizler de doğum günü hazırlığı yapmak isterseniz videomu böyle detaylı olarak izlerseniz kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Diğer masa sunumlarıma ve vloglarıma bakmayı da unutmayın. Çünkü orada da çay saatleri ve yemek saatleri için yapabileceğiniz çok güzel menü önerileri var. Videomu beğendiyseniz beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.